Herkese selam, ben Yağız Erolur. Yine bir ürün inceleyeceğiz. Bu ürün aslında ürün ilk çıktığı zamandan beri çok gelen sorular arasında olan bir ürün. Neptün 3, Camp Out'un yeni ürünlerinden biri. Şu anda ürünü yaklaşık bir 2 ay oldu kullanıyorum. 8 gündür de ürün bu şekilde. Hem yağmur yiyor hem güneş alıyor. Bir alanda kurdum, kullanımını yapıyorum. Gördüğüm eksiklikler var, artı avantajlar var. Bunlardan biraz bahsedelim. Hazır elimde kılıfı varken size bir dezavantajından, ürünün kötü yanından bahsetmek istiyorum. Keşke çadırda kullanılan malzeme kadar şu kılıfına da değer verilseydi ya da özen gösterilseydi diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kılıf direkt yırtıldı. Sadece benim başıma mı geldi diye birazcık araştırdığımda çoğu kullanıcı aynı sorunla karşı karşıya geldiğini ifade ediyor. Evet, sızma noktasını aslında şuradan gösterebilirim size. Gördüğünüz gibi şurada hafif sızmalar var. Burada mesela dışarıda kalmışken şurada bir içeriye akma olmuş. Şöyle hemen bir dış katmana bakalım neler var diye. Gördüğünüz gibi her tarafından bir gerdirme bağlantıları var. Yine aynı şekilde bütün gergiyi sağlayacak olan. Şurada anlayacağınız üzere karbon fiber fol kullanılmış. Ben karbon fiber folleri kullanmayı çok sevmiyorum. Fakat çalışıyor mu? Çok iyi çalışıyorlar. Ona şüphe yok. Karbon fiberli poller ya da follü çadırlar sizin için birazcık yük olabilir. Ama iyi çalıştıklarını söyleyebilirim. Benim sevmediğim özelliklerden biri şöyle gördüğünüz gibi kör kazıklar. Normalde incelen, sivrilen bir kazık olsa biraz daha iyi tutunma sağlayabilir ya da daha kolay toprağa giriş sağlayabilir. Dış katman. Kurulumu hemen, yani kurulumunu göstermeyi düşünmüyorum açıkçası ama şöyle söyleyeyim. Yine dört köşeden normal çadır kurulumunu yapıyoruz. Yani bir köşe bir köşe şöyle gözlerin içerisine folleri sokarak oluşturuyoruz. Daha sonra dış katmanı serip şuradaki bağlantıyı tutup gerginliğini ne yapıyoruz? Sağlamış oluyoruz. Çadırın iki kapısı var. Şöyle bir bakalım. Bagaj alanı güzel. Yani şurayı kapattığımda şöyle dersin. İçerisinde güzel bir bagaj alanı var. Şöyle iki kişiye yeterli olacak şekilde ve iki tarafta olduğunu düşünüyorum. Bagajın hemen üstünde, yani dışa açılan kısmında bir ne var? Havalandırma boşluğu var. Bu yine sert, içerisinde dili olan bir kısım. Buradan giren hava çadırın içerisine direkt havalandırmaya yetiyor ve terleme etkisini en azından azaltmış oluyor. Ürünün en güzel yanlarından birini göstereceğim. Bunu nasıl yapacağım? Çadırın içerisine geçerek yapacağım. Normalde standart çadırlarda 4 tane şu şekilde yükseltme yaptığımızda üzerine şuradaki çadırın tentesiyle beraber pole yerleştirdiğimizde herhangi bir işlem yapmamız gerekmiyor. Ama bu çadırda ne var? Yine ortadan kesen bir pol var. Bu da neyi sağlıyor? İçerideki hacmi arttırıyor ve şu görüntüyü almasını sağlıyor. Çadırın boyutunu düşünün. Şu anda bir tane uyku tulumu var. Yanında bir tane daha mat var. 3 kişi çok rahat bir şekilde sığar. Hatta 4 kişi bile çok rahat bir şekilde yatabilir. Çadır tamamen tülden oluşuyor. Yani dış katmanla iç katman arasında havalandırmanın çok iyi sağlanabileceğini söyleyebiliriz bu durumda. Kapılar şöyle D şeklinde. Gördüğünüz gibi tam boy açılıyor. Yine tamamen tülden oluşuyor. Şuradan bir içeri gireyim. Boydan en azından görelim. Şunu söylemekte fayda var. Yani uzun zamandır kullandığım en ferah çadırlardan biri denilebilir. Çünkü gerçekten boy olarak standartın üzerinde tutulmuş. Marmut Tungsten kullanıyordum.
biliyorsunuz zaten. Onunla eşdeğer bir kapasiteye sahip, yani hacme sahip. Göz önünde bulundurabilmeniz için benim boyum 1.90. Ben çadırın içerisine girdiğimde ya kafam ya da ayaklarım herhangi bir şekilde çadırın duvarlarına değmiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Zaten 2.10 olduğunu söylemiştik uzunluğunu. Ve yattığınız zaman en azından yazın çok sıcak olduğu zamanlarda ya da gölge alan yakaladığınızda dışarıya direkt gözlemleme imkanı sunuyor. Ferah bir ortam sağlıyor. Buradaki tür yapısından dolayı dış hava ile iç hava arasında çok fazla fark olmuyor ve terleme azalmış oluyor. Güzel bir çadır denilebilir. Alınabilir mi? Alınabilir. Fiyat olarak da standardın biraz daha altında, yani ortalamanın biraz daha altında kalıyor. Güzel bir fiyat. Değerlendirilebilir. Çadırın içerisine baktığımızda şöyle 2, burada da aynı şekilde 1, bir tane de burada ne yaptı? 4 ve 2 tane de burada. Toplamda 6 tane cebimiz var. Yukarıda yine askı aparatımız var. Şöyle yattığımızda çadırın içerisine dışarıyı tamamen gözlemleyebiliyorsunuz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Nurgaz Camp Out Neptün 3 çadırını inceledik. Bir sonraki videoda hangi ürünü incelememi istiyorsanız yorum kısmından benimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca ürünü almak için ben size aşağıda gerekli bilgileri atıyorum. Teknik özelliklerle beraber gerekli bilgileri aktarıyorum. Ya hepsi buradan bir liste paylaşmış olurum ya da bir indirim kodu paylaşmış olurum. Oradan takip edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da herhangi bir ürünle alakalı Instagram adresinden benimle iletişime geçmiş olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Doğayla kalın.